arkadaşlar, hepiniz Migros TV'ye hoş geldiniz. Hemen tanıştırayım, Kraker. Bu yeni kedimiz çok tatlı. Buralarındaki kırmızılıklara bakmayın. O kırmızılıkların hepsini ben öpüyorum. Tam da 14 Şubat'ı konuşuyoruz Kraker. Ne diyorsun 14 Şubat'la alakalı olarak? Evet, 14 Şubat'ı hepimiz bekliyoruz. 2023 yılında güzel bir 14 Şubat mı var gökyüzünde? Hani birilerine teklif edeceksek, sevdiğimiz insanı alıp şöyle güzel bir yemeğe götüreceksek ya da sevdiğimiz insanla güzel, tatlı, baş başa harika bir hani böyle gece geçireceksek, gündüz geçireceksek nasıl bir gökyüzü etkisi var? O yüzden ben de bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum bu özel videoda. Migros TV abone olmadıysanız lütfen abone olun ve lütfen eğer bu videoyu beğeniyorsanız etrafınızdaki insanlara çok güzel bir video yapmışlar. Bak 14 Şubat'ta nasıl geçireceğiz? Bak Hande burada diyor ki şu burç şu burçla anlaşır gibi bilgilerinizi paylaşın istiyorum. Yorum bırakmayı da ihmal etmeyin. Şimdi 2023 yılından bahsedelim. Şimdi 2023 yılında ilişkilerden yana şanslı olacak bazı burçlarımız var biliyorsunuz. Eğer hala 2023 yılında yıllık burç yorumlarınızı izlemediyseniz lütfen Migros TV'de bununla ilgili yapmış olduğum videoya bir göz atmanızı isterim. Ama onun dışında bu sene ilişkilerden yana şanslı olacak burçları saymak istiyorum. Terazi ve yükselen teraziler, akrep ve yükselen akrepler, koç ve yükselen koçlar, boğa ve yükselen boğalar, aynı zamanda oğlak ve yükselen oğlaklar, yengeç ve yükselen yengeçler, daha fazla aşk rüzgarını üzerlerinde hissedecekler. 2023'ün geneline dair söyleyeceklerim bu. Şimdi bu sene 2023'te ilişkilere dair en şanslı burcu bu. Ama sevgililer gününde gökyüzünde nasıl bir etki olacak? Bir kere sevgililer gününde ay yay burcundayken giriş yapıyoruz. Yani biraz daha gezmeye, dolaşmaya, hayatı sevdiklerimizle paylaşmaya açık bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Özgürlükçü ilişkiler, diğer tarafı böyle çok fazla zorlamadan atılacak adımlar aslında bu sevgililer gününde bizi daha fazla destekleyecek. Ay yay burcunda olduğu için aslanların şanslı olduğunu söyleyebilirim sevgililer gününde. Eğer karşı taraftan teklif bekliyorsanız ya da teklif edecekseniz sevgili aslan ve yükselen aslanlar şimdi tam zamanı. Sadece aslan burçları değil, ikizler burcu da beklediği, uzun zamandır beklediği, evlenmek istediği insandan o istenilen, beklenilen teklifi çok rahat bir şekilde alabilir. Aynı zamanda yaylar, aynı zamanda kovaların şanslı olduğunu da söylemekte fayda var. Ama eğer böyle oğlak burcundan bir teklif bekliyorsanız, yengeç burçlarından önemli bir adım bekliyorsanız, bu sevgililer gününde bu adımların geleceğini çok düşünmüyorum açıkçası. O yüzden hani sevdiğiniz insanla belki 14 Şubat'ta planlar yaptınız ve buna dair böyle önemli konuları konuşmak istiyorsunuz. Belki 14 Şubat sonrası değerlendirilebilir. Bu iki burç için bunu söylemek isterim. Şimdi ilişkilerle ilgili özellikle burçlar konusunda sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Aslında bir burcun diğer burçla uyumlu olup olmadığı element bazında çok önemlidir. Ateş elementi, ateş elementinin kendisiyle yani koç burcu, koçlar, aslanlar, yaylarla çok iyi anlaşır. Çok güzel bir enerji akışı vardır. Ama koç burcu ya da aslan ve yay ateş elementi aynı zamanda hava elementiyle çok daha iyi anlaşır. Çünkü hava ateşi körükler ve ateş de havayı ısıtır. O yüzden ikizler, terazi ve kova burcuysanız koç, aslan ve yay burçlarıyla diğer burçlara göre çok daha iyi anlaşırsınız. Yine hava elementi kendi içerisinde hava elementiyle de aynı şekilde anlaşır. Eğer sizin burcunuz su elementindense, yani bir akrep, balık ya da yengeçseniz yine su elementinden bu burçlarla anlaşmanız çok daha doğru olacaktır. Ama su elementinin her zaman toprak elementine, toprak elementinde her zaman su elementine ihtiyacı vardır. O yüzden daha hareketli, daha cafcaflı, daha böyle neşeli bir ilişki geliştirmek istiyorsanız, eğer su elementinden bir burçsanız, toprak elementinden bir burçla çok daha kalıcı, çok daha hareketli ve güzel bir ilişki geliştirmeniz söz konusu olabilir. O yüzden de akrepler, balıklar ve yengeçler, oğlaklar, boğalar ve başaklarla çok ama çok iyi anlaşır. Bir elementimiz su, diğer elementimiz ateşse, ateş ve su elementleri aynı yerde durmaz. Çünkü su ateşi söndürür. Aynı zamanda da ateş de eğer suyu bir kapta sıkıştırırsa buharlaştırıverir. O yüzden de yengeç burcuysanız, akrep burcuysanız, balık burcuysanız,
Koç burçlarıyla, aslan burçlarıyla ve yay burçlarıyla anlaşmanız biraz zor görünüyor. Tabii ki haritada diğer etkilere de bakmak lazım ama genel itibariyle burçların birbiriyle anlaşması elementlerle bağlantılıdır. O halde su elementi ile hava elementi anlaşır mı sizce? Çok anlaşmayabilir çünkü suyun içinde hava hapsolmuş şekilde vardır. O yüzden de eğer balık burcuysanız, yengeç burcuysanız ve akrep burcuysanız, ikizler, terazi ve kova burçlarıyla sınırlı bir ilişkiniz olabilir. Evet, Kraker'le ben sevgililer gününde size şahane bir gece diliyoruz. Umarım bu sene aradığınız aşkı bulursunuz. Öyle değil mi Kraker? Dur bakalım. Hoşçakalın.